Pozitif düşünceyi artırır. Pozitif düşünceyi. Çok önemli. Tabii. Bu çok Geleceğiz önemli. Geleceğiz şimdi. Yani bak <laughs> lisede öğrencilere elektriği alan anlatılırken işte sen de mutlaka görmüşsündür. Şöyle küçük bir daire içine artı koyar. Hı hı. Bir gene küçük daire içine eksi koyar değil mi? Eksi olan negatif artı olan pozitiftir. Yalnız buradaki alanın bir yönü vardır. Pozitifte pozitifte merkezden dışarıya doğru gider oklar. Öğrenciler hatırlasın bunu. Lisede fizik okuyan, kimya okuyan öğrenciler böyle artı siz merkezsiniz bu dışarıya doğru açılır. Negatifte ise dışarıdan yüke doğru gelir, merkeze doğru gelir negatif. Şimdi işte bundan kurtulmak istiyorsan bir bu bir de biraz sonra anlatacağım var. Birinci sıradaki yani bu sizden negatif düşünceleri uzaklaştırır. Kötü düşünmeyi, vesveseyi yok eder, endişe, tasa bunları uzaklaştırıyor. Böyle müthiş bir etkisi var bunun. Yani ama diğer arkadaşına ihtiyacımız var hmm. onu da anlatacağız. Yani bir başkasının hakkında kötü düşünmek bak başkasını kendine getiriyorsun. Kendini negatif yüklüyorsun. Taşınmaz büyük ve bu bütün bu olumsuzluğu işte insan çekiyor, seni huzursuz eder, seni rahatsız eder, strese sokar İşte negatifin anlamı dışarıdan, merkeze doğrudur oklar. Pozitifte ise merkezden şeye doğrudur. Dışarıya doğrudur. Zaten bakın İbrahim suresi 14. surenin 24. ayeti. Bakın diyor Allah size ilim kitabı böyle der. Size nasıl bir misal veriyor? Güzel söz söyleyenler kimlerdir bunlar? Güzel düşünenlerdir. Güzel söz söyleyenlerin durumu ağaca benzer. Kökleri toprağa ama dalları da semaya doğru yükselirler. Bak, merkezden dışarıya. İşte pozitif düşünce budur. 14'ün 24'ü, evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi burada pozitif düşünce çok önemli. Olumsuz düşüncelerden atın yani boş yere. Bir de şu var. Yani başkalarının olumsuzluklarını çekiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz ya? Düşünmeyin böyle şeyler. Çok derin bir konu bu hocam. Evet. Bir gün değerli seyircilerimizden evet. bir konuşuruz. Yarım evet. saat böyle bir e, rica tabii, edelim. Yani bunları Bunu, kendinizden n, ya. Çünkü pozitif düşünmeyince vücudun her tarafını bozuyorsunuz zaten. Bir bütün ya hastalıkların anası bu. Bu. Ne diyor Yunus? Cehennem dediğin dalodun yoktur. Herkes ateşini buradan, buradan götürür. götürür. İşte orada odun ateşi falan yok. Yani Yunus'un bu lafını hatırlayın. Başka ne diyor Yunus? Sen iyiysen cümle alem iyidir. Sen kötüysen cümle alem kötüdür. Yani iyi, iyi güzel düşünürsen güzel insanlarla karşılaşırsın. Kötü düşünürsen hep kötüleri düşündüğün için fesat, işte kıskançlık bütün bunlar negatif düşüncelerdir dolayısıyla bunlardan uzaklaşmanın değişik yolları var. Bir tabii ki düşünme tekniği, bir de bitkilerin gücü. Yani evet